Merhaba arkadaşlar, ben Cybercode kanalından yine merhabalar sizlere. Bu anlatım videomuzda arkadaşlar sizlere Blogger'da en basitinden hiçbir tema kullanmadan nasıl arayüzü ayarlayacağız, dış görünümünü en basitinden nasıl şekillendireceğiz ve düzenleyeceğiz bunu göstereceğiz arkadaşlar. Bunun için herhangi bir kod düzenleme bilginize olmasına gerek yok arkadaşlar ya da tema düzenleme bilgisine de olmasına gerek yok. İşte temayı nasıl yüklerim, nasıl yaparım, nereden bulacağım tema nedir, kodlar nasıl düzeltilir ya da nasıl Türkçe'ye çevrilir gibisinden sıkıntılar birçoğumuz yaşıyordur arkadaşlar. Biz de en kolayından sizlere bir temanın nasıl yapılabileceğini ya da bir bloğun kendi şablonunu nasıl özelleştirebileceğimizi göstereceğiz bu videomuzda sizlere. Biz Google Blogger'ı kullanıyoruz arkadaşlar bu anlatımızda. Zaten Blogger üzerinden olacak. Eğer Blogger kullanan arkadaşlar var ise onlara da büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. Onun için ben anlatımıma geçeyim arkadaşlar. Daha önceki temamız Fabulous temasıydı. Ben onu kaldırdım. Kendime özel bir tema yaptım arkadaşlar. Bunu da şöyle yaptım. Şunu da şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada şablon kısmına girdik. Daha önceki videolarımızda da zaten Blogger nasıl kullanılır teker teker ayrıntılı bir şekilde anlatmıştık arkadaşlar. Bugün tabii eğer onları izlediyseniz, eğer izlemediyseniz onları izlemenizi tavsiye ederim. Buradaki işte şablon bölümünü nasıl düzenleyeceğinizi veya neler yapabileceğinizi, işte bu seçeneklerin ne işe yaradığını teker teker anlatmıştık video içerisinde. Biz de eğer oradan izleyip neyin nasıl yapılacağını öğrendiyseniz bu videomuzda da size büyük bir kolaylık sağlayacağını düşünüyorum ben yine üzerine geçeyim dedim. Arkadaşlar burada HTML düzenle bölümünde bir işimiz yok çünkü şablonu en basitinden yaptık arkadaşlar. En basit şablonu da ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar burada zaten bir sürü şablon çeşidi var. Basit, dinamik. Dinamik sizde panoramik özellik veriyor. İşte dergi gibi, gazete gibi, magazin sitesi gibi ya da metro ekranı gibi ya da işte diyelim ki şu gittigidiyor.com'daki gibi bir site var. Ayrıntılar var, resim veriyorsunuz. Resimli pencerelerde bu şekilde özelleştirme var. Harikalar ticareti var. Bunda da bu şekil şablonlar ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Filigran şablonlar var, soyut şablonlar ve birçok şablon var arkadaşlar. Ya da klasik, ilk başta Google'un verdiği klasik şablona da dönüş yapabiliyorsunuz. Biz sadece en basitinden girdikten sonra şablonu özelleştireceğiz arkadaşlar. Onu da göstereyim. Burada karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Şablonu direkt oradan da seçebilirsiniz. Direkt mesela basit dediği zaman ben gri şablonu seçtim. Simple, basit. Gri seçtikten sonra bu hale aldı. Peki ben buradaki menüyü nasıl yaptım? Ya da bu üstteki menüyü nasıl yaptım arkadaşlar? Onu göstereceğiz. Ayrıca bu üstteki yazıyı bu şekilde değil de onun yerine bir resim de koyabilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereceğiz. Sağ tarafa veya sol tarafa nasıl widget ekleyeceğiz. Widget'ın ne olduğunu anlatacağız arkadaşlar. Widget'ları nasıl uygulayacağımızı anlatacağız bu videomuzda sizlere. Öncelikle siz bu şekilde üstte bir menü yapmak istiyorsanız veya sağa veya sola bu şekilde bir menü yapmak istiyorsanız bunun için öncelikle yerleşime gitmeniz lazım. Eğer bunu seçerseniz sadece üst tarafa menü yapabilirsiniz. Çünkü kenarlarında bir boşluk yok. Gördüğünüz gibi bunun kenarlarında bir boşluk var. Buralara widget ekleyebiliriz. Buraya widget ekleyebiliriz. Üste widget ekleyebiliriz. Altına da widget ekleyebiliriz arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Siz tabii istediğinizi seçebilirsiniz. Sadece sağda veya sadece solda sol tarafta iki tane ve üstünde bir de daha üstünde var arkadaşlar. Bu da tam tersi. Sağ tarafta iki tane bir üstünde bir de daha üstünde var. Bu hem solda hem sağda iki tane boşluk var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da sadece üstte ve sadece altta var. Ya da iki tane yan yana altta var ya da üç tane yan yana altta var arkadaşlar. Bu şekilde yerleşim belirleyebiliyorsunuz Blogger üzerinden. Yani az da denilebilecek bir alternatif sayısı yok arkadaşlar. Güzel. Hepsini de seçebilirsiniz.
Hepsi üzerinden de farklı farklı özelleştirmeler sağlayabilirsiniz bloğunuzun üzerinden. Ben bunu seçtim. Buradan genişleme ayarlarına geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan sağı veya solu ve yayının bulunduğu alanı buradan genişletebiliyoruz arkadaşlar. Ben en son yaptım. Buradan sol tarafın genişliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ben şu şekilde yapayım ki hem yazılar birbirine sıkışmasın hem de çok da geniş olmasın istiyorum. Sağ tarafta bir şey yok arkadaşlar. Sağ tarafı komple kaydırabilirsiniz bu şekilde. Ya da ileride sağ tarafa bir şey koymak isterseniz bu menüye gelerek bu sağ kenar çubuğun genişliğini de buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra bunu yaptıktan sonra arkadaşlar her zaman bu bloğa uygula seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Yoksa geri giderseniz zaten bir ünlem işareti soracak size. Ünlemde kaydedecek misiniz, kaydetmeyecekseniz yaptığınız değişiklikler kaybolacaktır gibisinden bir uyarı verecektir. Zaten blogger'ın böyle bir özelliği olması çok güzel arkadaşlar. Excel ya da Word gibi aynı. Ya bazen otomatik kayıt yapıyor ama siz bunu onaylamanız gerekiyor. Onaylamazsanız ve uyarılarda uymazsanız yaptığınız değişiklikler kaybolur veya da elektrik giderse yaptığınız değişiklikler kaybolur arkadaşlar. Bunu her uyguladığınız bir link olsa bile sağ taraftaki bloğa uygula veya temayı kaydet ya da işte onun gibi seçenekleri her zaman kaydını gerçekleştirmenizi öneririm arkadaşlar. İşte elektrik gitmeler olsun, teknik sorunlar olsun veya da unutkanlığınız olsun veya da işte acil bir işiniz çıktı, bilgisayarı kapatıp çıkacaksınız. Yani yaptığınız tüm değişiklikler gitti. Yazdığınız yayınlar bile gider. Ama taslak olarak kaybolur yayınlarda. Sadece tema üzerindeki değişiklikler kaybolur arkadaşlar. Onu da belirtelim dedik başta. Daha sonra buraya geldik gördüğünüz gibi. Burası halen biz ve şu an blok içerisinde değiliz arkadaşlar. Ayarlama içerisindeyiz. Burada yukarı aşağı açılan bir penceremiz var. Burada da ayarlar menüsü yukarı çıkıp aşağı iniyor. Buradan daha rahat bir şekilde yaptığınız değişiklikleri görebilmeniz için blogger bu şekilde bir kolaylık sağlıyor sizlere. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar tabi gelişmişe gelerek de blogun yazılarını, linklerini değiştirebilirsiniz. İstediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela arka blendiği bağlantılar, blog başlığı, blog sayısı, sekme, bakalım kayıt başlığı, tarihi, asli, gadgetlar diyoruz. Şurada gördüğünüz gibi gadgetlar. Ben kategoriler diye belirttim. Birisi de tarih zaten. Diyelim ki tarihin bir görünmesini istemiyoruz biz. Buradan arkadaşlar saydam olarak ayarladığınız zaman ikinci rengi de saydam olarak ayarlayalım. Gördüğünüz gibi gadgetlardaki hakkında ya da kategorilerde yazan yer kayboldu arkadaşlar. Bu saati de farklı, tarihi de farklı bir yerden ayarlayıyorsunuz tekrar. Menümüzün çubuğu gene ben aynı olsun istiyorum. Ondan sonra daha sonra neler yapabiliriz bakalım. Gördüğünüz gibi sekme metni var. Metin rengi. Metin rengini beyaz yapabilirsiniz. Güzel olur. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Burada bunu ben kod düzenlemesini yanlış yaptım. Bundan dolayı burada farklı bir görünüş içerdi. Çünkü artıyı kod içerisine belirttiği için Google Plus genellikle Google artı olarak bilindiğinden dolayı ben artı koymak isterim ama bunu artısını kaldırdığınız zaman bu değişir zaten. Neyse ben konuya döneyim. Metin rengi seçilen renk. Yani üzerine geldiği zaman ne gibi renk versin. Bunu da bloğa uygulayalım. Bir de blok içerisinde deneyelim. Gördüğünüz gibi. Güzel bir görünüşe dönüştü. Biz bunun yerine kırmızı değil de turuncu yapalım arkadaşlar. Zaten bloğun geneli öyle. Metin rengi beyaz olsun gene. Bu da